Şimdi öncelikle CSS'de sprite tekniğini görüyoruz. Önce bir div kutu yarattım sayfamın içinde, buton isminde bir class. Bu class'ı gelip CSS bölümünde yeni deyip tanımlıyorum. Buton isminde bir class tanımlıyorum. Yalnızca bu belgeye değil, yeni stil sayfası dosyasına değerek harici bir CSS dosyasına atacağım. Tamam dedim. Hemen soruyor, harici CSS dosyan nereye kaydolsun? CSS klasörüme style ismiyle kaydediyorum. Peki şimdi buton klasının boyutları ne olsun diyor. Biz 102'ye 70 piksel boyutlarında butonlar bulduk. Bu butonları kullanarak, daha doğrusu resim buldum. Bunun içinde hareket ettireceğim kısım 102'ye 70 piksel. Geliyorum. Butonların boyutu bu olsun. Margin'i, padding'i 0. Butonlarım sola doğru kaysın. Buraya dikkat edin. Arka planında bir resim olsun mu? Bunun olmasın. Bakın bir üç kağıt yapacağım şimdi. Bu class'ın içine bir class daha tanımlayacağım. Ana sayfa class'ı. Onun içinde resim olsun. Şimdi geliyorum bu kutunun özellikleri bunlar dedim. Sola doğru hizalı olsun. Engelle bölümünden display inline block dediğiniz zaman arkadaşlar aynı satır üzerinde görünen bloklar oluşur. Blok blok gider yan yana. Böyle olsun diyorum. Bak bu butonum. Her yarattığım buton bu şekilde görünecek. Geliyorum yanına. Class oldu ya bu artık. Bundan bir tane daha yanına yaratabilirim. Ben bunun boyutunda içine bir div daha yaratıyorum. Ben farklı bir yöntem deniyorum. İnternette daha farklı yöntemler var ama. Ana sayfa diye bir class daha yaratıyorum bakın. Geldi, evet, ana sayfa. Hemen onu tanımlıyorum. Ana sayfa. Ana sayfada ne olsun? Ana sayfa kutularının boyutu 102'ye 70. Arka planı, buraya dikkat. Arka planın içinde imajların içindeki şu resim görülsün. Uygula diyorum. Position 0'a 0. Tekrar etsin mi? No repeat. Şimdi ben farklı bir yöntem izledim. İnternette baktığınız şey çalışmalarda daha farklı yöntemler var. Şimdi bir tane home diye bir resim var, değil mi? Üzerine gelince acaba resmin neresi bu? Şu kısmı. Üzerine gelince daha açık renkli bir resim gelsin. Alttaki kısım gelsin. Yani bu resim yukarı doğru kaç piksel gitmeli? 70 piksel mi kayacak? 70 piksellik bir boyutu vardı yüksekliği. O zaman geliyorum Dreamweaver'a diyorum ki buraya dikkat. Ana sayfanın üzerine gelip hover yapması ne demek biliyor musunuz? Bunun aynısından bir tane çoğaltılıp üzerine hover özelliğinin eklenmesi. Ama adamlar bunu ana sayfaya falan değil, o divin içine bir link koyuyorlar. A heref, A hover vardı ya, hatırlıyor musunuz? O A hover'ı yapıyorlar. Şimdi class'ta kabul etmiyor. Bakın compound yapacağım, kabul edecek bunu. Şöyle sileyim. Ana sayfanın üzerine gelince ne yapsın? Aynı özellikleri çoğalttım. Ama bu ana sayfa hover özelliği. Aynı resim dedim. Y ekseninde eksi 70 piksel yukarı doğru gitsin. Resme dikkat edin, uygula diyorum. Hover özelliği burada görülmez. Aynı resim görülüyor, değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Sayfamı açar açmaz. Sayfadaki değişime dikkat edin. Resmin üzerine geliyorum. İşte bu resmin kaydırılmasıyla elde edilen arka planın aslında uzun bir resim olduğunu. Siz ilk başta bir kısmını görüyorsunuz. Üzerine gelince diğer kısmı çıkıyor onun yerine. Daha açık renklisi, daha farklı renklisi görülüyor. Hatta bunu biraz daha kaydıralım. Adamlar bize öyle bir şans vermiş. Sarı renklisi gelsin üzerine gelince. Ne kadar kaydırmam lazım? 70, 140, 210 mu kaydırmam gerekiyor? O zaman gelip A hover yaptığımda arka planın eksi
210 piksel yukarı çıkması lazım. Uygula tamam dedim. Dikey olarak çıkması için y eksenine, yatay kaydırma için x eksenine değer veriyorsunuz. Şimdi sayfamı yenilediğimde aslında basit bir işlem. Ama tam resmi tasarlamak, doğru bir şekilde tasarlamak önemli. Mesela şurada 102 piksel biraz fazla gibi köşeyi de almış oldum. Ama istediğim iş oldu yani. Üzerine gelince değişimi görebiliyorum. Sonra gidiyorlar. Bu butondan yan yana yaratıyorlar. Yeni bir tane mizampaj ekliyorlar. Bir tane daha buton ekleyeceğim. Artık tanımlı olduğu için arkadaşlar tanımlar burada görülür. Ben buton diye bir class tanımladım. Artık buradan bir tane daha ekleyeceğim. Nereye ekleyeceksin diyor. Etiketin sonundan önce. Neyin? Body'nin sonundan önce. Hemen diğerinin yanına geliyor zaten. Bunun içine ne ekleyeceğim? Orada duruyorum. Şimdi ikinci butonu yapacağım. İkinci buton da services butonu olsun. Yani servislerimiz, hizmetlerimiz butonu. Aynı mantıkla yapıyorum. Ben bunun içine ne yapmıştım? Bir tane ana sayfa diye bir class daha tanımlamıştım. Geliyorum bunun içine. İşte services. Neyse o. Ondan bir tane tanımlayayım. Ne ki bunun özellikleri? Ana sayfanın aynısı aslında değil mi? Sağ tıklayıp o zaman bunu ben çoğaltsam. Adına da services desem. Ana sayfanın aynı şeyini koyacak. İçindeki yazıyı sileyim. Aynı resmi koyacak. Servisin içine girip arka planı biraz kaydırsam. Ne tarafa doğru? Biraz sola doğru. Şuraya doğru kayması lazım. Ne kadar? 102 miydi? 102 piksel kayacak. Neresi? X ekseni 102 piksel kaysın. Aynı özellikler bunda olsun. Fakat arka plan resmi eksi 102 piksel kaysın. Ne oldu burası? Şimdi değişti. Ana sayfa hover'ı alıp bir tane yarattım ya artık. Uğraşmıyorum. Artık bir tane daha kopyalayayım. Çoğaltayım bunu. Bu neyin hover'ı olacak? Services'in hover olacak. Bunda ne kadar olmalı kayma? Bakın buraya dikkat edin. Hem eksi 102 piksel sola, şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Şu kutu sola kayması lazım. Boyutu 102 pikselse eksi 102 piksel sola kayarsa home yerine services yazar. Bir de eksi 210 piksel aşağı kayarsa o zaman sarı olan yazar. Ben ne dedim? Eksi 200'ye eksi 102'ye eksi 210. Hover olunca bu olacak bakın. Dosyadan tümünü kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Home Services. Böyle menü yaratıyorlar işte. Aslında çok basit. Bir tane yapıp kopyala yapıştırla. Diğer menüleri hemen eksi şu kadar kaydır, eksi şu kadar diyerek yan yana koyabiliyorlar. Şimdi videoyu burada bitiriyorum. Buna CSS Sprite tekniği deniliyor. Küçük ikonlardan tutun. Birçok web sitesindeki butonlara kadar böyle üzerine gelince değişim yaşanan şeyler genelde bu teknikle yapılıyor. Tek yapılan şey arka plan resminin aslında birden fazla parçadan oluşması. Sadece var olan kutu içinde resmin hareket ettirilmesiyle oluşan bir düzen. Videoyu burada bitiriyorum.